24. dönem milletvekilliği yaparken sayın şimdiki Tarım Bakanımız Faruk Çelik Bey ile de birlikte çalışma şansı imkanı bulduk. Tanıyor idi bizi. Kendi alanımızdaki birikimimizin de farkında olduğunu düşünüyorum. Siz 24. dönemde aşağı yukarı AK Parti grubu adına da çok sayıda gıda tarım politikalar üzerine konuşmalar yaptınız. E alanımız bu. E, veteriner hekimim ben tabii akademisyenliğimin dışında. E, o zaman tarım komisyonundaydık aynı zamanda. Tabii bunların dışında e, coğrafyadan ve aile yaşam şeklinden gelen e, köy çocuğuyuz. Hayvancılıkların her dalıyla hemen hemen bizzat yaparak uğraşan birisi olduğumuz için bu alanda tabii o dönemde iyi bir şekilde görev aldığımızı, katkı sunduğumuzu düşünüyorum. Şimdi de böyle bir Sayın Bakanımızın e, takdiri olunca, daveti olunca biz de ülkemize e, kendi birikimimiz olduğu alanda katkı sunabiliriz umuduyla, niyetiyle. E, şu anda oradayız. Umarım e, bundan hem ülkemiz hem bakanlığımız e, ziyadesiyle yararlanır. Tekrar hayırlı olsun Anladım. hocam. E, 24. dönemde takip ettiğim kadarıyla bir gazeteci olarak e, şimdiki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan ki iki dönemdir Kars Milletvekilimiz AK Parti'den. Aranızdaki koordinasyon, işbirliği neredeyse dillere destan olmuştu. Ben de Karslıyım ama Doğu ve Güneydoğu'da da bu manzara sık sık rastlanan bir manzara değildi geçmişte. Anladığım kadarıyla o koordinasyon, o işbirliği bu dönemde de devam ediyor. Çünkü siz danışman olduktan sonra referandum süreci başladı ve Sayın Bakan'la siz hemen hemen ...bir aya yakın da Kars'ta referandum çalışmalarını yürüttünüz. Şimdi tabii şöyle, siyaseti kendiniz için yapmaktan kafanızı bertaraf edebilirseniz... ...o zaman uyuşmayacak, anlaşmayacak hiçbir şey kalmadığını biz gördük. Evet. Bir de biraz esprili olarak Ahmet Bey ile Sayın Bakanımızla bunun sohbetleri edildiği zaman... ...kendi aramızda şöyle konuşurduk. Ya zaten siyaset zor bir şey, hele ki Kars'tan siyaset çok daha zor bir şey... Bir de hayatı kendimize zorlaştırmanın bir anlamı var mı? Evet. O yüzden uyuşmaktan, anlaşmaktan başka bölemediğimiz, paylaşamadığımız ne var? Bu mantık üzere hareket ettiğimiz için herkes birbirine saygılı, empati yaparak davrandığı sürece siyasette zaten uyumsuzluk söz konusu olmaz. Amaç belli, Karslı'ya hizmet, amaç belli, ülkeye hizmet. O zaman demek ki ikimizin amacı, niyeti, gayesi ortak. Tek ne kalıyor geriye? Kişisel ihtiraslarımız, egolarımız bertaraf edilebilirse ki Ahmet Bey de Allah razı olsun iyi bir abiydi. İyi bir devleti tanıyan bir insandı. Onun Ankara tecrübelerinden biz o dönemde çok faydalandık, yararlandık ve bunu hep takdir ettiğimizi kendisine gösterdik. Bu da bundan mutluydu, huzurluydu ve öyle bir örnek ortaya çıktı. Hatta eskiden bir bakanımız, şimdi adını da vermek istemiyorum, bize mecliste sürekli yan yana hep birlikte gezdiğimiz, oturduğumuz, kalktığımız için diyordu ki ya arkadaşlar ara sıra ayrı oturun. <laughs> Niye Sayın Bakanım işte herkes bu birlikteliği hoşuna gidiyor falan dediğimiz zaman derdik ya bazen aranıza başkası da girsin, yeni ilişkileriniz gelişsin. Hatta hakikaten gülerdik falan. O yüzden biz o dönemi çok güzel geçirdik. Şimdi e, yansıdı, bu döneme de yansıdı. Şimdi e, biz... Sayın Bakanımızın hep o dönemde desteğini gördük. Şimdi de lüzumu halinde yine her manada gerek bütün karşıtlar olduğu gibi siyasette bulunanlar, bürokrat, bürokraside bulunanlar bu desteği almaya devam ediyor. Lüzumu halinde de biz de bunu gönüllü ve ziyadesiyle sunmaya karşı tarafa evet. gayret sarf ediyoruz. E, referandumla ilgili şeyiniz nasıldı hocam? Tabii 16 Nisan'da e, halkımız takdir etti 51.4 ile onay aldı referandum. Bunun sonucu olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız herhalde yürürlüğe ilk giren madde Cumhurbaşkanı partili olma, üye olma imkanı. O da dün gerçekleşti. Ben doğrusu son derece bir heyecan da ortaya konulmuş oldu. Külliyeden AK Parti Genel Merkezi'ne gelirken bütün televizyonlar hem de Havadan görüntülerle çok heyecanlı bir durum. Sayın Başbakan'ın duygusal zaman zaman duygusallaştığı zamanlar, konuşmalar, üyelik formunun onaylanması, bütün bunlar sembolik değerleri olan bir şey oldu. Sizin sözünüzü kesmemek adına baştan itibaren referandumda biraz bize bahsedersiniz, bir de son durumu değerlendirirsiniz. Bu arada hocam, sizin konuk olacağınızı duyan bizim karşı hemşeriler. Hem çok sayıda mesaj gönderiyorlar Elimden geldiği kadar okuyacağım ee, Sorular var ee, Ama bu arada da Kars manşetle Kafkas Haber Ajansı ee, Kars'ta tabi bütün dünyada okunuyor Haber yaptılar ee, Ben hem Bedir Altınok Hem de Yargıç Harmankaya çok teşekkür ediyorum Hocam buyurun Ben de teşekkür ediyorum öncelikle her ikisine de Kars'ların da bu, program, bu programdan Haberi olmasını sağladıkları için Şimdi efendim referandumda Tabi bir muradı vardı ülkenin bu bugün ait de bir murat değildi. Evet. Ee, daha önce siyasette ülkenin önemli simalar haline gelmiş, devlete ek sahibi olmuş ve uzun yıllar e, siyasette e, insanımıza çok şey de vermiş, ülkemize çok şey vermiş bütün siyasetçilere şöyle geriye dönük bir baktığınız zaman aslında bugünkü murat edilen ve bu referandumun sonucunda beklenen şeyi yani başkanlık sistemi veya değişik bir, daha farklı bir hükümet sistemin ihtiyacını hatta başkanlık olarak dillendirerek hepsi ifade etmişler. Ve ne yazık ki bunu büyük bir üzüntüyle içlerinde bir uhde kaldığını söyleyerek yapamadıklarını da anlatmışlar. Birisi çıkmış demiş ki, ya madem bu bir ihtiyaç ve ülkemizin geleceğiyle alakalı önemli bir dönüşüme sebep olacak, bütün siyasetçiler bu noktada aynı görüşte birleşmişler ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın da hükümet e, tümümüzdeki hemen hemen bütün e, üyelerimizin de takdirle yad ettikleri siyasetçiler de başta olmak üzere bunu yapamadıklarından bahsetmişler demek ki bu aslında herkesin hem fikir olduğu ama gerçekleştiremediği bir olay idi ülke açısından. E, birisi çıkmış diyor ki arkamda böyle bir halk desteği varken yıllardır siyasette yapmış olduklarımızdan dolayı bize güvenen arkamızda duran bir kitle varken biz bunu hayata geçirme imkanını biz ortaya koyalım demiş. Ve bunu e, referandumla şekillendirme yoluna gitmiş. E tamam insanlar da insanlar neye göre oy verirler? Neye göre referandumda renklerini belli ederler? Evet, hayır derler. Sizin bundan önceki yapmış olduklarınız, vaat ettiklerini, söylediklerinizi ne kadar gerçekleştirdiğinize bakarak değil mi bir güven telakki ederler. Tabii. Ve ona göre sizin istediğinizi ya yaparlar ya da buna inanmıyorsalar yapmazlar. Nitekim halk bundan önceki 10 seçimde 11. seçimde de Sayın Cumhurbaşkanının liderlik yaptığı, kurucusu olduğu e, partinin ve onun arkasındaki siyasi görüşün disiplinin söylediklerini yaptığına gördüğü ve inandığı için referandumda da murad edilen sonucu olumlu karşıladığını oylarıyla gösterdi. Ee, daha yüksek bekliyor muydunuz açıkçası? Evet. Yani Öyle bana bir... sorarsanız. Ha. Benim orada Sayın Bakanımız Ahmet Arslan Bey ile Kars'ta e, konuşurken bizim e, şeylerimizi aldı ve onları kayıt altına aldı. Elimde de duruyordur. Ne bekliyorsunuz? Ben kendi görüşümü söyleyeyim en azından. Ben %56 oranında bir tahminim vardı. Bu bir e, ankete dayalı, bir araştırmaya dayalı da bir şey değil hissiyata dayalıydı. Ee, tamam belki oran biraz düşük çıkmış olabilir. Benim beklentilerimden. Burada, evet burada ne etkili olmuş olabilir? Yani hem e, hayır cephesini değerlendirdiğinizde hem evet cephesi AK Parti ve MHP'den oluşuyordu. Ee, yani çünkü seçim sonucuna göre şey doğru sandığa doğru bazı hatalar falan e, puanın düşmesi veya yükselmesine sebep olabiliyor. Ya şimdi çok şey söylenemiyor ama bu %56 zaten. Bir ankete dayalı bir araştırma değil. dayalı bir şey değil. Benim kendi tahminim olduğu hı hı. için kendi tahminime göre e, yorumlar e, eklemek aslında doğru değil. Fakat şu evet. olabilir. İnsanımız tabii ki artık medya aracılığıyla her şeyi görüyor, her şeye ulaşıyor ve dinliyor. Etkilenmeler kesinlikle eski yıllardakine göre daha fazladır. O yüzden özellikle son düzlüğe çıkılmışken herkesin konuşmalarına, hareketlerine ve genel e, tabloya ve olayın özüne ve felsefesine uygun hareket etmesi gerekir. O dönemde tabii ki şimdi isimlendirmek de istemiyorum. Bazı ufak tefek insanımızın son 2-3 günde aklını evet. karıştıracak ve yanlış algılara sebep olacak aslında niyetler kötü olmasa bile söylemlerin sonucu biraz etkilediğini düşünüyorum açıkçası ben de. Hocam e, biz özellikle şahsen... mevbet tabanında bazı geri çekilmeler olmuş olabilir diye düşünüyorum. Biz bizim kendi kendi bu konuşmalardan dolayı olabilir. vatandaş nezdindeki hissiyat içerisinde daha çok algılama imkanı bulduk o dönem. Ben bunu Kars özelinde de hissettiğimi düşünüyorum. Kars'ı ayrıca soracağım hocam. Benim de, benim de yani bu şeyde çok heyecanlıydım. Evet, evete destek verme konusunda tıpkı geçmişte Refah Partisi'ne falan hmm. çalıştığımız dönemde. Biliyorum bizimle çalışmalarınızda onu gördük. Çok uyarılarda bulundum hocam haklı mıymışım onu soracağım. Sanki yasayı AK Parti grubu gerek meclis çalışmaları sırasında, komisyonda halkın anlayabileceği şekilde, başarılı bir şekilde anlatamadığı gibi bir kanaatim vardı. Şöyle e, Paketin içeriği. Şöyle, şöyle oldu, e, tabii bu 18 maddeydi. E, evet. Bunun içerisinde e, öyle maddeler vardı ki yani birbirini etkileyen bir kelimesinin çıkarılacağı, bir cümlesinin ekleneceği, bir gülün kaldırılacağı, noktanın konulacağı şeyler de bir madde içerisinde paketler halinde sıralanmıştı. Ama işin özüyle alakalı birkaç maddeydi. Zaten bizim aşağı yukarı benim yaklaşık bir aylık Kars'taki çalışmamda, birkaç günlük de İzmir'deki çalışmamda vatandaşın mutmail olamadığı ve kafasında soru işaretleri olarak belirlediği sorduğu şeyler 3-4 taneyi geçmiyordu. Bu noktalardaki aslında AK Parti MHP destek veren bunu ziyadesi de anlattılar. Fakat o dönem hatırlayın karşı cephede duranlar yani hayır cephesinde duranlar toplumu daha çok bunların anlaşılması yönünde bir merak, meraka sevk etmekten ziyade toplumun kafasını karıştıracak gündemler oluşturdular ve mümkün olduğu kadar bu zeminden uzak tutmaya çalıştılar toplumu. Yani toplumun beyninin, kafasının, kalbinin AK Parti'nin, MHP'nin veyahut da başka destek verenlerin anlatacakları zemine doğru kaymasına müsaade etmediler. Uzun zamanımız bundan geçti. Evet. Biz bunu ne zaman daha iyi anlattığımı ben e, düşünüyorum. Sahada gördüğümüz ne kadar çok insana ulaştık elimiz değmeye başladığı zaman... ...ve ben kendim Kars'ta çalışırken genellikle il teşkilatımıza da şunu söylüyordum. Çok güzel bir çalışma yaptı il teşkilatımız. Buradan da tebrik ediyorum. Diyordum ki Sayın Başkan, beni özellikle hayır demeyi düşünenlerin içerisine götürün. Onu soracaktım hocam, kendinizi açtınız. Evet. Tabii bunu konuşalım ki... Evet. Yani. Adam belki orada evet. da yani bir eleştiri olarak değil artık geçmiş ama en da eksiklerimizin üzerinde durmakta da fayda var. Tabii. Şöyle bir oyuna geldik gibi bizim vekillerimiz, hatiplerimiz daha çok kesin evet kararlı olan AK Parti seçmeni, MHP seçmenine hitap ediyorlardı. O mitingler, seminerler, konferanslar yani neticede öbür tarafta hayır diyecek kitleler var. Ya şimdi kendi seçmeninizi de konsolide etmeniz lazım, o da Gerizliyor, lazım. Gerekiyor, evet. Fakat bir şeyler daha katmanız lazım. Bunu katabilmenin yolu da muhtelif muhalif olabileceğini düşündüğünüz kesimleri daha sık ziyaret ve daha çok anlatma. Ama bunu da, buna çok önem veriyorum, toplumda dürüstlüğünü, efendim, bu konudaki bilgi donanım bilgisini kanıtlamış olan... E, sevimli yüzlere yaptırmakta son derece ha, büyük bu fayda çok var. Çok önemli hocam. Evet. Yani Zaten siz şu anda AK Parti'nin önündeki en en önemli ajanda da bu evet. Yani siz eğer bunu yıpranmış e, efendim kırıcı, saldırgan, e, öteleyici, e, efendim uzaklaştırıcı ve e, daha önceki yapmış olduğu icraat icraatlarıyla toplumun nezdinde, gönlünde, kalbinde taht kuramamış simalara yaptırmaya kalkarsanız bunun sıkıntısı tabii. çok daha büyük. Yani biz il başkanımız Adem Çalkın Bey ben birçok arkadaş sizinle beraber esnaf ziyareti yapıyorduk. Çok sayıda evet diyeceğiz diyen vatandaşla karşılaştık. Hep hepsi de sizi e, vekilliğinizden beri bir de Kars merkezde esnaflık yapmışsınız çok iyi tanıyor. O ilgi alakayla ama arada bir tanesi de çıktı dedi ki tabi e, tabii hem siz iktidar AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımız hem de hepimiz sizin sizde en başta Sayın Bakanımıza da sahiplenilmesi gerektiğini dedi ki bir vatandaş hocam sizi çok seviyorum beğeniyorum ama ben hayra vereceğim dedi dedi ben orada o vatandaş değil de sizin tepkinizi ölçmeye çalıştım çok normal karşıladınız yani eğer farklı tepki gösterseydiniz hayır kardeşim seni ikna edeyim şuraya oturalım sen yanlış düşünüyorsunuz deseydiniz hocam Herhalde hayırcılıktan çıkıp bize düşman olacaktı. Öyle hareket Şimdi bunun etti. bir örneğini hemen evet. size söyleyeyim. İzmir'de gene Karslıların yoğun olarak bulunduğu bir e, dernekte bir toplantı yapmışlardı. Biz İzmir'de de genel merkezimizin görevlendirmesiyle çalışma yaptık. Evet Orada biraz da yaşlı bir emekli amca, e, bir biz konuştuk biraz dinledi bizi. Dinledikten sonra dedi ki ben hayır diyorum. Dedim ki amca peki neden hayır dediğini sorabilir miyim? Hayır dedi. Söylemek de istemiyorum. Ben hayır diyorum. Şimdi ya dedim lütfen söylerseniz eğer söylerseniz dedim belki siz beni ikna edersiniz. Bak evet o istemeye gelmişken ikimiz de hayırla çıkabiliriz dedim belki buradan. Sen beni ikna et. Hayırın bana çok mantıklı gelirse emin ol dedim bak ben de hayır diyebilirim. Şimdi kızmak istiyor aslında. ...o ortamdaki birkaç tane amca kendine destekçi bulabilirse aslında bizim toplantıyı biraz da provoke edip manipüle etmeye çalışıyor. Ben onun niyetini anlıyorum ama ne kadar şey yapıyorsa bizimle bir zıtlaşacak, bir inatlaşacak bir ortam yakalayamıyor. Sonunda sinirlendi. Ya dinlemek istemiyorum sizi dedi, çıktı. Çıktı ama gitmiyor. Ben görüyorum. Şeyin dışında, kahvenin dışında, dışında oturuyor. Dışında sizi takip ediyor. Tabii oradan takip ediyor ama büyük bir ihtimalle sigara tiryakisi de değil ama canı sıkılmış. Sigarayı böyle çekiyor çekiyor falan filan. Çıkarken ben dedim ki adını da söylemeyeyim şimdi. Dedim ki amca dedim adını da öğrendim. Dedim amca dedim. Ya gel dedim ya. Öyle uzak durma dedim ya. Bak ben ayrılıyorum buradan. Belki hiç birbirimizi bir daha göremeyeceğiz. Kırılma birbirimize kırılmayalım falan dedim. Tamam mı? Yine senin gönlün hayırdan yanaysa hala lütfen rahat ol dedim. Yani gönül rızasıyla hayırını da kullan falan deyince. Ben oradan ayrıldım, sarıldık falan. Arkadan diyormuş ki, kalan benim yanımdaki arkadaşlara, ya adam az daha dursa beni elbette çevirecek. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, bu ülkede hayır diyecek olan insanların da var olduğunu, olabileceğini, Tabii. baştan kabullenmemiz lazım. Bizim derdimiz ne? Hayırın doğru bir seçenek olduğunu anlatabilmek. Ama mantıklı, makul, ayağı yere basan gerekçelerle ve Öncelikle sizin inanmanız lazım ki insan inandığını anlatabilir ve inandırabilir. Yani siz kalpten inanmalısınız. Evet. Ben biliyorsunuz şunu söylüyordum. Bütün toplandılar arkadaşlar. Ben şu anda bir siyasetçi değilim. Ve siyasete kendi rızasıyla müracaat etmemiş bir arkadaşınızım. O yüzden acaba Yunus Hoca yeniden siyasete dönmek için mi bu savunmayı bu kadar canla başla yapıyor? Sakın aklınıza öyle bir şey gelmesin. Ben bu sistemin ülkemize önemli bir dönüşüm katkı sağlayacağına inandığım için yarın keşke ben de burada bir şey yapsaydım dememek adına şu anda buradayım. Özellikle Kars'ta oluşumun başka bir sebebi daha var. Kars evet oylarının yüksek çıkması Kars'a gece gündüz hizmet getiren, o bölgeye hizmet getiren, bütün Türkiye'ye hizmet ediyor ama Kars'ın da bir şansı Ulaşıp altyapısı eksikliği olan bir bölgenin ili. E, Sayın Bakan var. Ya iki puan daha, üç puan daha hani yukarıda gönderip tabiri caizse işçinin böyle alnının teri kurumadan karşılığı da versek, daha çok çalışsa, daha çok Tabii. getirse değil mi? Bir de bu mantıkla hareket etmek gerektiğini anlatıyordu. Bu anlamda insanımıza. baştaki yine ümidiniz ve beklentiniz neydi hocam Kars'la ilgili? Benim Kars için de işin doğrusunu söylemek gerekirse, o %56 demiştim ya ülke evet. ortalama. aynısını Kars içinde ülke ortalamasını yakalayacağına inanıyordum. Fakat o ne yazık ki %56'da <laughs> değil 51'de gerçekleşti. Tamam. Yani Kars, onu nasıl değerlendirmek lazım? Kars adına, ülke adına bakarsanız efendim %50 artı 1 lazım değil miydi? Tabii, Biz tabii. bu iddiayla çıkmadık mı bu yola? Tamam. %50 artı 1'in üzerinde 1 puan da fazla 1,5 puan da fazla verdi tabii. insanımız. Daha ne isteyelim, isteyelim. üfüp başımıza koyduk. Karsa dönünce %51 böyle güçlü bir bakan ve böyle güçlü bir bakanlığın olduğu ilde belki azım sanabilir. Ama bu Kars siyasetini, Kars'taki etnik yapıları, dünya görüşünü, siyasi parçalanmayı bilmeyenler için böyle olabilir. Oysa Kars ilk defa hatta siyasi tarihinde hükümetin yanında ve haritanın doğru renginde ilk defa yer alabildi. Evet. Siz başarıyı başarısızlığı neye göre kıyaslarsınız? Bir önceki seçim en doğru karinedir. Evet. Bir önceki seçimde 1 Kasım'daki Kars'ta alınan oy AK Parti adına %36. Ha evet. MHP'nin de tabii ki oyları var. peki biz şu anda %51 aldık. Bak %51 artış var. Tabii. %36'dan %51'e %50 artış. Ya siyasette yüzde elli artışlar kolay kolay olmaz. Tabii. Bunun tabii ki e, en önemli sebebi insanımızın, ülkemizin daha istikrarlı bir geleceğe evrileceğine Sayın Cumhurbaşkanı ile ve AK Parti ile birlikte olan inancı. Bunun üzerine de o bölgede herkesin kendi yakını, akrabası, amcası, yeğeni, dayısı gibi hissettiği, bir Sayın Ahmet Bakan Ahmet Arslan'ın evet. olmasıydı. Biz bunu bakın, bunu özellikle söylemek istiyorum. E, Kars ve yok. ilçelerinde de çok ciddi projelerin temelleri atıldı. Çok ciddi proje atıldı. Onları da söylerim ama bunun bir şeyi atlam atlamamak lazım. Hı -hı. Ahmet Bey gibi insanların katkısı sadece kendi yöresindeki artış olan oylardan ibaret değil. Bakın biz Ahmet Bey'le, Ahmet Bey'le bakan olduğu için ülkenin her tarafında çalışma yaptığı içerisinde bulunduk. Ama özellikle Doğu ve Güneydoğulların yoğun olduğu bazı illerde ben de o şeyi gördüm. Toplantıları, o yakınlığı, o sevgiyi. İzmir'dekilerine mesela ben de katıldım. İnsanların oralarda da ciddi bir destekle Tabii. sanki Kars'taki Ahmet Arslan'ı destekliyormuş gibi aynı illerinde de o destekleri vermeye İstanbul, devam ettiler. İstanbul, Bursa etlerdi. bütün buralara gitti evet. E tabii ki o yüzden ee, sadece Kars'la, Ardahan'la Iğdır'daki artışlarla sınırlandırmamak lazım Doğru. geldiğini düşünüyorum. Ee, ülke genelindeki bir ciddi artışa sebep oldu. Ee, İsabetli ee, bakanların ortaya çıkmış Tabii. olması o dönemde. Hocam çözüm süreci dönemi sizin de vekillik döneminize evet. rast geliyor. O dönemdeki katkılarınızı, gayretlerinizi ben biliyorum. Şimdi 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'nin aldığı oylar üzerinde, neticeler üzerinde Doğu Güneydoğu, Kürt seçmeni üzerinde çok yorumlar yapıldı. Zaman zaman kulağımıza çok hoş gelmeyen değerlendirmeler de oldu kulislerde. Ama bu referandumda şöyle bir kanaat oluştu. Milliyetçi Hareket Partisi MHP meclisten geçirdiği Kürt seçmeni de sandıktan geçirdiği gibi bir cümle kullanılıyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani bütün Doğu Güneydoğu illerinde işte sizin de biraz önce Kars'la ilgili söylediğiniz artışı bütün bu illerde görme durumu söz konusu. Şimdi şöyle tabii ki 7 Haziran'da 1 Kasım'daki şartlar ile 16 Nisan'daki şartlar tabii ki çok farklıydı. Öncelikle buradan bakmak lazım. Biz Karslı bir Siyasetçi, bir vatandaş, bir milletvekili olarak ben şunu biliyordum. Çünkü Güneydoğu'yla bizim şartlarımız tabii ki biraz ağırlık açısından, terörün ağırlığı açısından farklı olsa da o bölgeyi daha iyi analiz eden, daha iyi değerlendiren insanlarız. Evet. Ee, biz o dönemde de biliyorduk ki Doğu ve Güneydoğu'da özellikle 7 Haziran'da ciddi bir oy kaybı yaşamıştı AK Parti ve HDP ciddi bir oy yükselişi göstermişti aslında vatandaşın içinden gelen gerçek iradesiyle sandığa yansıtmış oylar olmadığını biz biliyorduk. Çok ciddi bir baskı zulüm vardı o dönem. Yani o ortamda bir vatandaşın HDP'den başkasına başkasına oy verebilmesini ben bir kahramanlık olarak görenlerden. İnsanımız çok cesur. Çünkü o zaman çok devletin iyi niyetli yaklaşımlarının kötüye kullanılmasından dolayı kamu güvenliği ve vatandaşın güven problemi son derece yüksekti. Güvensizlik sıkıntısı vardı ve vatandaşını devletin koruyamayacağı duygusu hakim kılınmıştı bölgeye ve bu tamamen devletin şefkatli elini uzattığı bir döneme denk geldiği için ne yazık ki örgüt ve örgüte çeşitli şekillerde medya, dışarıdan olan destekler, ülke içerisinde olan destekler vatandaşın bu algıya kapılmasına sebep olmuştu. Öyle bir ortamda açıkçası HDP'den başkasına tek, tekrar ediyorum oy vermenin çok zor olduğu bir ortam. Bunu biz şöyle yaşadık. Ben ertelenmiş olan mesela e, yerel seçimlerde Ağrı'da görev yaptım. Evet. Orada e, bizi parti adına ...okullarda görevlendirmişlerdi. Sıkıntılı bir bölge olduğu için... ...bakın her okula iki tane milletvekili düşecek şekilde görevlendirme yapmıştı. Buna rağmen, bakın iki tane milletvekili bir okulda olmamıza rağmen... ...hiçbir oya hakim olamadık. Giriyorsunuz, bir vatandaş giriyor bir sınıfa oy kullanmaya... ...bizim tabii ki AK Parti'nin e, müşahitleri, görevlileri falan filan bir şekilde baskıyla, korkutarak, ürküterek falan hepsi terk etmişler. Hiç kimse yok. Salona giriyorsun. Sadece HDP'nin e, müşahitleri, görevlileri. Başka hiçbir partiden kimse yok. Adam giriyor. Daha içeri girmeden birisi kapıyor, birisi içeri so şeye sokuyor eee oy verme kabinine. Birisi bilmem mühürü basıyor falan iş bitti. O kadar yoruldum ki ben o gün akşama kadar bir hafta on gün dizlerim ağırdı ama hiçbir şeye de hakim olamadığımızı gördüm. Buna rağmen çok küçük bir farkla ağır belediye seçimini Kaybetti. Yani ben orada o şartlarda nasıl insanımız AK Parti'ye bu kadar oy verdiğine bile inanır mısınız şaşırdım. O kadar baskı vardı. Bu kadar baskı vardı. Tabi devlet sonra bu uzatmış olduğu şefkat elini tutmayan, bunun karşılığında devlete her meyanda me 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 mekanda hücum eden yakan, yıkan kendi e şehirlerini harabaya çeviren hendekler kazan e bomba düzenekleriyle şehri donatan insanlara gereğini yapmaya başladıktan sonra vatandaş devletin bu sefer kudretini gücünü kuvvetini görmeye başladıktan sonra kendi e iç içinden geçen aklından geçen vicdanıyla oylarını vermeye başladı. Bu oylar onların dönüşleri ve ben inanıyorum ki daha da dönecek. Buna ben inanıyorum. Oylar daha da dönecek. Yeter ki orada bu güven ortamı sağlansın. Sadece güven ortamı mı hocam başka şeyleri de AK Parti'nin de yapması gereken şeyler var. Mı? Elbette. Hayır, AK Parti'nin yapması gereken şeyler var. Yalnız AK Parti ben inanıyorum ki huzur ortamında daha çok şey yapacak o bölge için. Tabii. Bu AK Parti'nin sadece devletin sopasını efendim devletin e, bu şeyini güvenlik politikalarını sertleştirmesinden ibaret bir süreç olmayacağını huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte bölge halkı görecek. Bölge halkının daha çok elinden tutulacağını, hayatının kolaylaştırılacağını, yatırımlar artarak devam edeceğini, insanların refah seviyesinin yükseleceğini... Parti içinde siyasi temsil anlamında da talepler çok var hocam. Elbette var. Haklarıdır da, hı hı. haklarıdır da çünkü işin doğrusunu söylemek lazım. E, bu referandum sürecini işin de biraz şeyi o bölgenin Doğu ve Anadolu'daki artan oylar e, artı, artı evete geçirmişlerdir. Evet. Bunu AK Parti'nin herkesin bildiği gibi AK Parti'nin de bilmemesi mümkün değildir. Zaten onunla ilgili komisyonlar, çalışma grupları oluşturulmuştur. Doğru. E, artanın da azalanın da gerekçesi. Eyvallah. En ince noktalarına kadar ayrıştırılacak ve bunun siyasi ve yürütmeyi de ilgilendiren gerek e, şeyleri, karşılıkları neyse elbette yapılacak. Tekrar e, siyasi e, özür dilerim. Konu, bir, bir cümleyi buyur. vurgulamam lazım. Ben devletin şefkat elinin ziyadesiyle sonuna kadar uzatılmasını savunanlardan birisiydim. Yine de öyle, duygularım öyle devam ediyor. Yalnız bir taraftan efendim gül uzatana bir taraftan bomba atıldığı bir yerde de şefkatten mevkatten bahsetmek mümkün değil. Öncelikle herkes memleket için, vatan için, millet için çalıştığını, arzular içerisinde, istekler içerisinde olduğunu gösterecek. Devlet de onun gereğini, hükümet de onun gereğini sonuna kadar yapacak. Murat Ekinci izleyicimiz Karselim'den güzel sorular gönderdi ama ben onları sormaya hazırlanırken Konunun e, şey açısından, insancama açısından hocam e, bir izleyicimiz diyor ki Batıdaki Kürt seçmeninin tercihi acaba biraz daha mı farklı oldu? Neden doğudaki gibi olmadı diye soruyor Hasan Hüsrev Bey. Şimdi şöyle e, ben doğu Batıdaki'nin e, Batıdaki zaten bu baskıya e, meydan verecek bir konumda olmadığı için. Batıdakinin desteği eskisine göre bir de çok fazla değişiklik gösterdiğini ben düşünmüyorum. Eğer Batıda oy azalışlarının sebebini araştırıyorsak, bunun birçok sebebini bir arada araştırmamız lazım. Şimdi mesela bir tanesi, ben şunu söyleyebilirim: Biz tamam, MP ile birlikte hareket ettik, birlikte yola çıktık ve bu hedefin gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilmesinde de önemli katkısının olduğunu düşünüyorum. Hiç şüphesiz. Bunda hiç şüphe yok. Ancak tabii ki ile bir birliktelik AK Parti içerisindeki Kürt seçmenler içerisinde hafif bir çekilmeye sebep olur mu? Olmuyor desek kendimizi aldık. Normal olur. siyasetin doğası gereği geliyor. Evet. Burada önemli olan ne? Gidenin yerine gelen ne o oranları bu yakalamak lazım. Gelenin daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Evet. O yüzden yani e, İbren'in artıda evet de olmasının e, en büyük katkısının da MHP ile olan birliktelikten geçtiğini düşünüyorum ama e, bunun tabii bir kısım Kürt oylarının da hayra doğru gitmiş olabileceğini değerlendirmek lazım. Evet. E, hocam İnan Yılmaz e, sizi çok seviyor, takip ediyor evet. ancak bir şikayeti var. Sizden diyor ki Facebook'ta çok aktif değil evet. Paylaşımları evet. zamanında Alamıyoruz diyor Facebook kullanmıyorum ne yazık evet. ki ee, Daha doğrusu teknolojiyi çok iyi Kullandığımı söyleyemem ee, Biraz daha ben biraz e, Bir taraftan da Akademisyenim kendi evet. ağırlık verdiğim Alanlar biraz farklı ee, Biraz da Ahmet Bey'i suçluyorum Sayın Bakanımızı Kendi <laughs> alanına giriyor tabii. Hayır. Ahmet Bey bunu daha güzel kullanırdı ve birlikte milletvekilliği yaptığımız dönemde sağ olsun. Evet. Biraz sanki yükümüzü o almıştı. Hep her anımız birlikte. Siz bütün de paylaşıyordunuz. birlikte olduğu için genellikle Ahmet Bey kullanırdı. <laughs> ben de oralardan biraz kolaycılığına kaçar. Retweet falan filan yaparak götürürdüm işi ama şimdi tabii onun da kendi işi yoğunluğu ağır olduğu için biraz orada eksik kaldık. Murat Ekinci Karselim'den çok teşekkür ediyoruz. Diyor ki bu akşam diyorum şey de var, diriliş dizisi var ama biz siz hocamı da konuk etmişken sizi izliyoruz diyor. İki tane de sorusu var hocam sizin alanınızla ilgili şu andaki alanınızla ilgili. Dünya nüfus dünyada nüfus artıyor, tarım arazileri azalıyor. Bu neyi tetikler iyi mi kötü mü? Bir de doğuda tarımda hem verimi hem de geliri nasıl arttırabiliriz? Bu anlamda hocamızın Evet. Sayın Tarım Bakanına danışman olması çok takdir edilecek bir durumdur diyor. Şimdi efendim şöyle doğrudur. Dünyada tarım arazileri ne yazık ki insanımız artarken tarım arazileri azalıyor. Bu da yine insanın ihtiraslarından ve insanın tarım arazilerini başka alanları da kullanma arzusundan kaynaklanan bir süreç. Azaltılmaya, durdurulmaya, yeni tarım alanlarının açılması gayretleri içerisinde olan bir dünyada ne yazık ki biz şunu da biliyoruz. 1 milyara yakın açlık çeken. Yılda aşağı yukarı 15 milyon çocuğun açlıktan, e, sefaletten öldüğü ne yazık ki bir buçuk milyar insanın da obezite sıkıntısı çektiği bir dünyada yaşıyoruz. Aslında topraklarımızın Allah'ın bize bahşetmiş olduğu, bize bizim ihtiyacımız olan e, nebatın aslında bize sağlandığını, veriminin bize yeterli olduğunu görüyoruz ama paylaşımda bir adaletsizlik var ve ne yazık ki dünyada üretilen tarımsal ürünlerin üçte birini de ısraf ediyoruz. Yani çöpe atıyoruz. Dünyada, dünya insanının şu anda yedide biri yedide biri e, açlık çekerken ama biz ürünlerimizin ürettiğimiz ürünün üçte birini çöpe atıyoruz. Yani böyle de bir adaletsiz paylaşımın sıkıntılı olduğu bir dünyadan geçiyoruz. Ve 2050'de ne yazık ki 2050'de İnsan nüfusumuzun 10 milyar civarında olacağı ve şu andaki tarımdan elde ettiğimiz üretimi %60 daha artırmak zorunda olabileceğimiz bir sürece giriyoruz. Nasıl olacak? Dünya bunu aslında göstermiş. Tarımda teknolojiyi ve özellikle şimdiki zamanda biyoteknolojiyi kullanarak olacak. Bu nedir? Canlı üzerinde teknoloji kullanmak biyoteknoloji buradan geliyor. Yani daha verimli tohumlar üreteceksiniz, daha e, hızlı kilo alan, daha hızlı büyüyen tavuk e, ıtlar üreteceksiniz, sığırlar üreteceksiniz, işte e, koyunlar üreteceksiniz. Dünya şu anda buna çalışıyor. Başarılı mı? Çok başarılı. Çünkü eski, konvansiyonel, yani aleledele yöntemlerle ürettiğimiz hayvanlara, bitkilere baktığınız zaman şu anda 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4 verimlerin yükseldiğini görüyoruz. Yine biyoteknoloji çağımızda hakim olacak. Biz neredeyiz? Evet, Önemli olan. biz neredeyiz hocam? Siz zaten önemli iki toplantıda bakanlık olarak yaptınız. Evet. Biri Afrika Tarım Bakanları ile birlikte, öbürü de... Dördüncü ee, Beyaz Et Kongresi. Evet. Bunları ikinci bölümde konuşacağız hocam, bunlarla başlayacağız. Tamam. Ee, kıymetli izleyiciler, bir reklam arası. Reklam arasından sonra canlı yayın konum Profesör Doktor Yunus Kılıç Bey ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. İzleyiciler, reklam arasından sonra siyaset analizi kaldığı yerden devam ediyor. Canlı yayın konuğum Profesör Doktor Yunus Kılıç Bey, 24. Dönem AK Parti Kars Milletvekili ve şu anda da Tarım Bakanımızın Bilim Danışmanı hocam. Ee, birinci bölümün sonunda e, Karslı bir hemşehrimizin Soruları üzerine Tarım konularına girmiştik Ama siz bakanlık olarak Hem e, Afrika e, bak, Tarım bakanlarıyla Bu arada da yine Antalya'da e, Dördüncü olan e, et, şey Beyaz et kongresini yaptınız Bu arada da o kardeşimizin Bir sorusu daha vardı Doğuda tarım arazileri evet. nasıl arttırılabilir Buyurun. Şimdi şöyle e, Tabi biz neredeyiz diye en son orada kalmıştık. Siz, evet. evet, dünyada e, şu anda e, üretime olan ihtiyaç insan e, sayımızın nereye ulaşacağı ile alakalı projeksiyonlar yaptıktan sonra dünyanın e, genel bir kabulle yüzde altmış 2050 yılına kadar tarımsal üretimini, bunu hayvancılığa da katın arttırması gerekiyor demiştik. Bunu yapabilir mi dünya? Şu andaki biyoteknolojiyi kullanma seviyesine bakarsan ya ben yapacağına inanıyorum. Çünkü 2000 işte 1960'lardan sonra hani yeşil devrim dediğimiz tarımdaki devrimden sonra dünya tarımsal üretimini %150 artırmış. Yani evet. 50 yılda e, teknolojinin de bu kadar hızlı gelişmediği bir dönemde ...yüzde %150 arttırdığına göre e, 2050'ye kadar da %60 artırabilir. Peki e, buna rağmen stratejik bir alan olmaya tarım devam edecek mi? Kesinlikle edecek. Çünkü dünya bilimi ve teknolojiyi hemen hemen her ülkede ve her meyanda hızla kullanmaya başlıyor. Ve bilim ve teknoloji üretmeye başlıyor. Peki herkesin şu anda üretebildiği belki kısmen ama zamanla üretemeyeceği şey ne? Gene tarım ve hayvancılıktaki üretim. Çünkü söylediğiniz topraklar azalıyor, verimleri azalıyor. Bun harca vahşice topraklardan verim almaya çalışıyoruz. Onları sömürüyoruz hep beraber. Daha çok tüketelim, daha çok tüketelim gayesiyle bunun da bir sonu var. Bu toprakların bir kendine gelme süreçleri falan filan var. O yüzden ilerleyen zamanlarda bu toprakları hızlı semirmemizden, sömürmemizden dolayı büyük kıtlıkların yaşanabileceğine de uzmanlar, bilim adamları tahmin ediyorlar. Peki bilim ve teknolojiyi kullanmak lazım. Türkiye'de neredeyiz? Tekrar o sorunlar evet, geldim. Şimdi Türkiye ne yazık ki sanayi devrimini kaçıran bir ülke. Bunun ağır faturalarını yaşayan bir ülke. Almanya ile birlikte Almanya'nın yıkıldığı yerle bir olduğu bir şeyden sonra, savaştan sonra Türkiye sadece kulağından ucundan kulağından girdiği bir savaş o zaman İkinci Dünya Savaşı. Ama Almanya'nın geldiği sanayideki seviyeye bakın. Bizim pozisyonumuzu değerlendirin. O yüzden ağır faturası olan bir süreç. Tarım devrimini nitekim aynı şekilde kaçırmışız. Ee, biz hala 2000'li yılların başında her köyde birer ikişer traktör yeni görmeye başlayan bir ülkeyiz. Şu anda 1,5 milyonun üzerinde şükürler olsun ülkemizde traktör var. Hemen hemen her çiftçinin kapısında bir traktör, bazısınınkinde 2-3 traktör var. E, ee, tabii traktör sadece bir sanayi tarımda devrim değil. Bir sürü makine, alet, ekipman, işleme yöntemlerini falan katabilirsiniz. Tabii. Ama bunlar belli bir seviyeye geldi. Dünyada da bir doygunluğa ulaştı. Şimdi biyoteknolojik bir devrim var. Canlı üzerinde teknoloji uygulamak. Demin de söyledim. Tohumlarınızı verimli, hayvan ırklarınızı daha kabiliyetli, verimli hale getirmeniz lazım. Bunun için de Türkiye'nin bu anlayışa hakim olduğunu yavaş da olsa yavaş da olsa hakim olmaya başladığını ve bu manada da e, ufkunun e, bağrının genişçe buna doğru yöneldiğinin e, ben de farkındayım sevinen tarafındayım. Bu te, biyoteknolojiyi kaçırmadığımız ve ülkemize kazandırdığımız sürece biz de en azından kendi mümbit topraklarımızda insanımıza rahatlıkla yetecek dünya ihracatında da önemli bir yer alabilecek bir seviye birlikte dünya ile birlikte gideceğimizi düşünüyorum. Doğuya gelince, Doğu tabii aslında Doğu özellikle bizim e, hani Kars'dandır, Erzurum bu civarlar ağır, ağır evet. o civarlar düşündüğünüz zaman biz tarım ala bölgesi değiliz zaten. Biz tarıma dayalı hayvancılık bölgesiyiz. Şimdi tarım bakanlığının milli tarım projesini sayın cumhurbaşkanımız Zın, e, katılımıyla Sayın Bakanımız deklare ettiler. Şimdi bunun mevzuatları, yönetmenlikleri falan hazırlanıyor hızla ve içi dolduruluyor. E, o zaman genellikle e, ana başlıkları deklare edildi. Burada ülkenin e, neresinden ne elde edebiliriz? Hangi alanda, ülkenin hangi bölgesi desteklenmeli? Efendim Kendi milli hayvancılık projelerimizi geliştirebilir miyiz? hangi bölgeler havzu olarak hangi bitkilerin üretimine müsait, buralar hangi oranda desteklenen şimdi bunlar ortaya çıkıyor. Bu topraklarımızın tarım alanına çıkmasını önleyecek efendim kendi toprağımıza, doğamıza iklimimize uygun ve dayanıklı hayvan tiplerimizin geliştirilmesine yardımcı olacak verimli bitki türlerimizi daha çok seleksiyona tabi tutarak efendim bunlar içerisinde verimlerini kayıt altına alarak sertifikalandırarak insanımıza dağıtacağımız ve destekleyeceğimiz daha önceden de yaptığımız şeylerde ama bunları biraz daha hızlandırarak kendi verim kabiliyetlerimizi geliştireceğiz. Bu her bölge için, Kars için ayrı, İstanbul için ayrı, Tekirdağ için ayrı, Karadeniz için ayrı olacak yani her yere aynı Kendi fatura göre. aynı fatura değil. Ee, mesela insanımız neden şikayet eder? Efendim bir yıl işte domatesin kilosu şu fiyat oluyor, patatesin ki şu oluyor, soğanın ki ertesi yıl fiyatlar sıfırlıyor, çiftçi zarar ediyor. Artık buna müsaade edilmeyecek. Planlı, öngörülebilir bir üretim modeli geliştiriyoruz. Devam edersiniz hocam. Ee, Trakya'dan Murat Gürbüz soruyor. Ee, Türkiye'de kafes tavukçuluğu. Evet çok prosedürü var diyor. Yani bunu tamamlamak evet. üretime geçmek için benim üretime ayıracağım para kadar prosedüre ayırmam gerekiyor. Evet. Şimdi tabii dünyada bu entansif yani içeride biraz yoğun olarak üretim modellerinin geliştirilmesiyle beraber hızla dünya tarafından bilinir hale gelen ve dünyadaki özellikle hayvan hakları koruyucuları e, ...nın da sıklıkla takip ettiği bir e, kavram daha gelişti. Hayvan refahı. Hmm. Yani nasıl ki bir e, öğrenci yurdunda... ...işte çocuğun odası şu kadar Şartlar, genişlikte koşullar. olmalı... ...masası olmalı, bilmem bilgisayar falan... ...hayvanlarda da aynı prosedür aşağı yukarı takip ediliyor. Bir alana, bir metrekare alana kaç tavuk koyabilirsiniz? Civciv iken kaç tane olacak? Büyüdüğünde kaç tane olacak? Bu hayvan orada eziyet çekmeden sağlıklı bir şekilde insan gıdası tüketimine sunulabilecek hale gelecek, ne kadar zamanda gelecek, ne kadar hava alacak, ne kadar ışık alacak bunların hepsi artık kitabı bilgi olarak ortada. O yüzden bunların da zorunlu hale getirilmesinin ana sebepleri bunlar. Tamam prosedürler elbette biraz eskiden alışılmış olduğumuz geleneksel yöntemlere göre ağır ama e, verim yüksek. Eğer bu bir, mesela düşünün bir kümesten ki ben de broiler yetiştiriciliği de yaptım. Evet. Bir kümesten 60 bin tavuk koyuyorsunuz mesela. Bir dönemin sonunda, iki aylık bir sürecin sonunda, buradan 140-150 ton et üretiyorsunuz. Bu 140-150 tonu cebinize koymayın. Aşağı yukarı 70 bin nüfuslu, 70 bin nüfuslu bir kocaman bir ilçenin bütün tavuk eti ihtiyacını karşılayacak kadar şeyi bir kümesten elde ediyorsunuz. Peki bu yoğun yetiştirmelerde hayvan refahına dikkat etmeden yapabilir misiniz? Neticede olmaz. In, i̇nsan yiyecek yani. Bu dünya öyle... da buna müsaade etmiyor. Zaten sağlıksız, sıkıntılı e, efendim et et kalitesinin bozuk olduğu ve çeşitli sıkıntıların yaşandığı bir et üretmiş olursunuz. Şu anda ne Türkiye ne de dünya buna müsaade ediyor ve Türkiye bu alanda dünyadaki en modern tesisleri kuran ülke. Niye? Çünkü sonradan yapıldı birçoğu. Ve en lüks, modern hayvan refahına da dikkate alan, en sağlıklı üretimin yapıldığı kümesleri de Türkiye kurdu. Evet, prosedürü biraz fazladır. Yatırım maliyeti ilk başta biraz fazladır ama burada unutmamak gereken bir şey daha var. Devlet müthiş bir şekilde Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kırsal Kalkınma başka fonlardan kalkınma ajanslarıyla buraları müthiş bir şekilde destekliyor insanın üzerindeki o Tamam koşturması biraz fazla olabilir ama ekonomik ağırlığını üstünden alıyor alıyor bu kongrelere biraz gidecek olsa şimdi hocam, kongrelerde Antalya'da... şöyle tabii Avrupa Bakanlar tarım Bakanları toplantısı önemli Avrupa Afrika, Afrika evet. Afrika'da dünyadaki insan insanımız üçte biri yaşıyor ve aşağı yukarı açların açlık çekenlerin hı hı. üçte biri o bölgede yaşıyor ama son derece çok ve büyük mümbit toprakları var. Ama ne yazık ki dünyada aşağı yukarı 60 yıldır falan filan yoğun olarak yaşanmakta olan tarım devrimi o bölgeye daha henüz tanışmış değil. Traktör, traktör yok. Hat, hatta belki tarlalarla sürecek bizim bu bildiğimiz kara çift bile yok yani. Evet. Şimdi ama bu insanlar açlık çekiyor. Bu kadar verimli topraklara sahip olan bir bölge sömürülmüş. Herkes almış götürmüş ama kimse bir şey getirmemiş. Özellikle bu Afrika Bakanlar Toplantısının ana felsefesi buydu. Bu bölgelere Türkiye'nin bu birikmiş olan e, tarım alanındaki tecrübesini, mekanizasyonunu, donanımını, iyi niyetini, şefkatini o bölgeye yansıtmak. Yani artık Afrika balık yemeyi değil balık tutmayı. Balık tutmayı öğreteceğimiz öğretmek, gibi evet. kendi kaynaklarını o açlık Harekete çeken geçenlik, evet. ve televizyonlarda sadece gördüğümüz 5 dakikada bağrımızın içimizin yandığı insanlara kendi topraklarının Allah'ın onlara bahşettiği toprakların nimetten onların kullanımına ve yararlanmalarına sunmak. Yani biz oraya Afrika'ya alıcı değil verici olarak gitmeyi, o felsefeyi oralarda yaygınlaştırmayı düşünen bir duyguyla Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğü, Sayın Bakanımızın da organizasyonuyla çok güzel bir şekilde yaptık. 25'in üzerinde bakan, 500'ün üzerinde iş adamı o bölgeden katıldı. Cumhurbaşkanları katıldı Somali'den ve çok verimli geçti. Ve çok ciddi anlaşmalar, özellikle hepsi, her tarafından baktığınız zaman Türkiye'nin verici olduğu, teknoloji transferi yapmaya üstlendiği, insan kaynaklarını yetiştirmeyi kabul ettiği, efendim, tarımsal üretim faaliyetlerini uygulamalar olarak göstermeyi kabullendiği, onların orada insanlarını eğitecek okulları kurmayı taahhüt ettiği falan tamamen vermeye dayalı, şefkate dayalı, iyi niyete dayalı bir politikayla yürütülen bir geleceğin inşa edilmesine, bilgi paylaşımının ve bir platformun oluşturulduğu bir toplantı ile sonuçlandı. Ben o bölgeden gelen bütün bakanların çok mutlu ...ve istediklerini aldıklarıyla döndüğüne e, şahit olduk. Türkiye'nin yani. buna öncülük ediyor olması mazlum e, coğrafyaya hakikaten çok anlamlı tabi. E, tabii. tabi şimdi e, buna alışkın değil ne yazık evet. ki. O e, insanlar e, kim bizden gene ne alacak duygusuyla, o korkuyla yaklaştıkları bir toplantıda... Halen o psikoloji var. Kesinlikle o kaygıyla bakla, baktıkları bir toplantıda bile kendi ülkende davet ediyorsun, ağırlıyorsun... Ve onlardan bir şey istemiyorsun. Kendi ülkenden onlara almayı düşündüğü her şeyi vererek gönderiyorsun. Bu Türkiye'nin bu manadaki iyi niyetini, şefkatini ee, ve kendi imkanlarını başkasıyla paylaşma noktasındaki dünya örnek olması gereken arzusunu ortaya koyan bir toplantıydı. Bunun gelecek yıllarda ete kemiğe bürüneceğini hep beraber göreceğiz. Galiba ilk defa yapılıyor. İlk defa Hı -hı. ve bu lafta kalmayacak. Ee, ve Türkiye oralarda sahada, alanda kendisini kesinlikle gösterecek, birikimini aktaracak. Ve Sayın Bakanımızın e, döndükten sonraki e, yapmış olduğu genel değerlendirmesinde çok önemli bir tespiti var. Biz diyor hiçbir şey yapamazsak bile birbirinden haberi olmayanların ellerindekini birbirine ulaştırmayı bile becerebilsek bu bile Hı. o bölgedeki bu açlığı ve sefaleti ortadan kaldırmada önemli bir unsur olacak. Birinde bir şey var, öbürünün ondan haberi yok. Onda başka bir şey var, onun ondan haberi yok. Bunları bile organize etmek için işte Türkiye'nin bu öncülüğü Tabii. çok önemli olacak. Esasen Türkiye yani sosyal yardımlarla uzun yıllardır oralarda ama bugün farklı bir perspektif. Artık onların kendi topraklarını dediğiniz gibi hocam Cenab-ı Allah'ın verdiği lütfu üretime dönüştürecek. Dönüştecek imkan sunuyor evet. kendileri. Ve yapacak ve gösterecek. Tabii. Beyazet Kongresi'ne gelince, evet, Beyazet 4. Kongresi yapıldı. Uluslararası bu. Hı. 33 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen, yaklaşık 1500 konuğu olan ve Türkiye'de bir dediğimiz bir organizasyon, Beyazet Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği'nin her yıl organize ettiği bizim de eee STK'nın bir STK'nın ...bu kadar güzel yaptığını her yeri görerek katıldığımız zevkle takip ettiğimiz kongreler oluyor bunlar. Çok ciddi bilimsel sunumlar gerçekleştiriliyor. Dünyadan gelen bütün birçok bilim adamının bir arada görme imkanını buluyorsunuz. Beyaz et tavukçuluk sektöründe, kanatlı sektöründe daha çok, hindi de buna dahil. Ve Türkiye bu manada kendi sektörünü devlet çok da katkısı olmadan... E, yaratmış, geliştirmiş bir modele sahip, entegrelerin e, öncülüğünü sürdürdüğü. Fakat tabi günümüzde biraz e, ihracatımızın beklenen seviyelere çıkmaması, e, biraz da düşmesi hatta e, devletin ve Avrupa Birliği fonlarının da e, ciddi bir şekilde desteklemesiyle artan küme sayısından dolayı üretici noktasında biraz sıkıntıların yaşandığı bir süreçten geçtiğimiz günler. Burada bu sorunların konuşulduğu, tartışıldığı, çözüm araçlarının ortaya konulduğu ve sektörün sürdürülebilir olmasıyla alakalı projeksiyonların yapıldığı önemli toplantılar bunlar. Biz de hem bakanlık adına hem de ben kendim de veteriner hekim ve bir akademisyen olduğum için oradaki hizmet edenlerin, görev yapanların da birçoğu zaten öğrencim, mesai arkadaşım, akademisyenler bulunmaktan zevk aldığımız, sonra oradan çıkan sonuçları da politikaya Tarım Bakanlığımızın e, politikaya dönüştürmesi noktasında katkı aldığımız e, yerler. Bu tür organizasyonlara her dönemde zaten bakanlıktan e, birileri bulunur, katılır, izler ve sonuçlarından onların gerekli alması gerekenleri bakanlık adına alır gelir. Biz de onu yaptık ve e, önemli şeyler e, tekrar içinde olmamıza rağmen öğrenerek döndüğümüzü ve süreç içerisinde Sayın Bakanımızın bilgisine sunarak sektöre yapılacak katkıları da değerlendireceğimiz bir sürece gireceğiz inşallah. Hocam Avrupa Birliği ile müzakere halen devam ediyor. Tabi biraz da inkıtaya uğradı. Bu hem referandum, 15 Temmuz sonrası süreç Avrupa Birliği'nin açıktan açığa hayra destek vermesi, bakanlarımızı engelemesi vesaire. Ama benim kanaatim şuydu. Özellikle müzakere sürecinde tarım politikalarımıza olumsuz etkisi var diye düşünüyordum. Siz ne düşünürsünüz hocam? Şimdi, Çünkü yani şartlarımız aynı değil. Önümüze koştuklar. Biz bir tarım toplumuyuz. Çok önemli. Şimdi hoşuma giden de şu en ucuza köyden insanlar mesaj atıyor. Yani bu kadar ilgililer. Evet. İşte tavukçuluğu soruyor, batıdan soruyor, doğudan soruyor. Yani bu kadar tarım evet. toplumu olduğumuz ortaya tabii. çıkıyor. Şimdi bizim tabii tarımdan çıkışımız çok hızlı. Evet. E, bu kadar hızlı olması doğru mu? Değil. Bizim daha 20 yıl öncesinde toplumumuzun %40-45'i hala tarımda, köylerdeydi. Evet. Hızlı bir dönüşümüz oldu. Dünya bunu 100 yılda, 150 yılda gerçekleştirdi. Üstelik sanayiyle birlikte gerçekleştirdi. istihdam alanları oluşturdu. Ve tarımda da teknolojiyi yakaladıktan sonra tarımsal üretimine de bir taraftan arttırırken köylü ister istemez azaldı. Ve dünya bunun çok ciddi sıkıntısını yaşamadı. Ama bizim ülkemizdeki bu hızlı köyden kente dönüşüm bu üretim planlamalarında ciddi sıkıntılara sebep oldu. Şu anda yaşadıklarımız aslında onun bir sonucudur. Biz Bizde göçler 1990'lı yıllarda, 85'li yıllarda ağırlıkla başlıyor ve hızla devam ediyor. Evet. Büyük şehirlerde de çok altyapısını bunu olgunlaştırdığımız, geliştirdiğimiz o yıllarda söylenemez. Şu anda o birikmiş olan sıkıntıları bertaraf etme yılları diyebiliriz şu anda içinde bulunduğumuz yıllara. Düşünün ki 1980 yılında köydeki bir kişi şehirdeki bir kişiyi beslemekle yükümlüydü. Yani bir kendi Tabii. için bir de şehirde bir. Çünkü %50'si köydeydi. Doğru. Ama şu anda köylerdeki nüfus oranımız %20'lere kadar %17'lere kadar düşmeye başladı. Şu andaki bir kişi dört kişiyi daha beslemek zorunda. Böyle bir süreci, bu hızlı süreci yaşadığımız için bazı ürünlerde herkesin ağzında böyle dolaşan Türkiye kendine yeten bir ülkeydi de şu anda ne hale geldi? Hayır, Türkiye eskiden bir kişi bir kişiye üreten bir ülkeydi. Şu anda bir kişinin dört kişiye üretmek zorunda. En azından bir kişinin bir buçuk bir de turiste bakmak zorunda olduğu bir dönemden geçiyoruz ve 17 milyar dolarlık da tarımsal ihracat yapıyoruz. Böyle bir süreç yaşanıyor. Üretimlerimiz evet yükseldi ama insanımızın refahı arttığı için özellikle gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde refahın yükselmesinde en fazla özellikle kırmızı ete, tarımsal ürünlerin kalitelerine olan talep çok artar. Bizde de o artıyor. E, 3500 dolardan 10500 dolar, 11000 dolarla çıkan milli gelirimiz var. Köylümüzün geliri 1000 dolardan 3500 dolara çıktı. Tamam, bunları belli bir sürece sürece yaydığımız için insanımız bunu böyle net algılamakta sıkıntı çekiyor. Ama neticede e, veriler istatistik olarak konuştuğunuz zaman anlamlı olur. Efendim işte sıkıntılarımız var elbette. E, dört başı mamur her şeyimizin olduğunu söylemek mümkün mü? Bu ülkenin insanının çok daha refah bir ülkede her şeyini istediği gibi karşılayabileceği bir ortamda yaşamaya hakkı var dünyada örnekler olduğu gibi. Şu andaki siyasetin de e, iktidarın da yürütmenin de amacı budur. Bunlar elbette zamanla yapılacak. Ancak e, Türkiye'de e, özellikle bazı alanlarda hala tarımsal e, hasılalarımızda beklediğimiz ölçülerde e, tatminkar değiliz. Örneğin kırmızı ette. E, örneğin bazı eskiden çok ürettiğimiz baklagil ürünlerimizde. E, bu da tamamen e, yer yer dünya piyasalarından piyasalarıyla rekabet edemememizden kaynaklanan e, sıkıntılar, bazı dönemlerde bu e, dolardaki hızlı artışlardan kaynaklanan e, fiyatlardaki yükselmelerden kaynaklanan dalgalanmalar, e, bir de e, insanımızın talebinin hızlı artmasıyla e, çünkü canlının içerisinde olduğu süreçlerden bahsediyoruz. Mesela kırmızı eti düşünün. Kırmızı ette ülke üretimini bir fabrikada bisküvi ürettiğiniz gibi değil. Yarın yani iki fabrika daha kuralım. Efendim, Demek bir ya. tonun yerine beş ton üretelim. Öyle değil. Canlının olduğu bir süreç. En az 5-10 yıllık süreçlerde bunu anca yükseltebiliyorsunuz. O yüzden yaşanan sıkıntıların bir sebebi de odur. Ama yeni özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Milli tarım projemiz içerisinde özellikle iyi ırkların yaygınlaştırılması adına embriyo transferi pro programından tutun, Efendim, kendi e, etçi ırklarımızın geliştirilmesine kadar uzun bir yelpazede insanımızın daha e, sağlıklı e, gıdaya istediği kadar, istediği zaman, istediği fiyatta ulaşabilmesinin önündeki engelleri kaldırma adına ciddi bir Tarım Bakanı'nın faaliyeti var. Umarım yavaş yavaş bunların e, tesirlerini e, görmeye başlayacağız. İnşallah hocam, birçok bir izleyicimiz de tekrar hocamızı siyasette görecek miyiz diye soruyorlar. Onlara hürmet evet. sormak durumunda kaldım. Hoşunuza gitmediğini biliyorum. Evet. Siz bu konulara pek fazla şey yapmak istemiyorsunuz. Şimdi biz e, siyasete girişimiz de öyle çok e, tabiri caizse seviliyatı olan bir şey değil. Bizim e, alanımız, e, donanımız akademisyenliktedir. E, ama siyasette e, bir insanın ee, yaşaması gereken bir tecrübe midir? Elbette. İnsanı ve dünyayı daha iyi tanımanızı, analiz etmenizi, ona göre ondan sonraki hayatınızı şekillendirmenize yarayacak son derece evet. önemli bir argümandır. Biz siyaseti tattık yaptık. Ee, Allah da biliyor. Kendimi de e, kafa olarak mutfağıyla gerekli e, şekilde de yaptığımızı inanıyorum. Bunu... ...Kars'taki insanımızla... Öyle olmasa da, zaten hocam talepleri gelmez. Evet, evet. Unutturmaya çalışırlar. Doğru. <laughs> yani, hocam bir aklına bile getirmeyelim diye düşünebilirler. Evet. Bunu biz her meyanda ...sağ olsun insanımız... ...bu konuda bizi teşvik ediyor. Hala teşvik etmeye devam ediyor. Şu anda Allah için... ...aklımdan geçeni söyleyeyim. Böyle bir projeksiyonum, hazırlığım... ...şeyim yok. Ama siyasete girerken de biz zaten çok hazırlıklı ve altyapısı Cenab-ı Allah'ın takdiri. takdiri. Öyle. Onun yüzden ne açıp önünü ne kapatmak lazım. Tabii. Ama şu bir gerçek biz artık bir şekilde toplumun içerisindeyiz, önündeyiz. Nerede siyaset şart değil, nerede ne zaman lazım olursa milletimizin, halkımızın, vatandaşımızın emrindeyiz. Tabii. Bir de benim bir değerlendirmem var kıymetli izleyicilerime. Ee, hocam aslında fiilen siyasetin içinde yani bu referandumda ihtiyaç duyuldu bu kadar e, performans e, sarf etmek durumunda kaldınız eğer e, halen o talep olmamış olsa siyasetin içinde olmamış olsanız orada da hizmet etmiyor olmuş olsanız e, vekil değilsiniz yani böyle bir ihtiyaç da hissedilmemiş olurdu zaten siyasette de böyle meşhur bir söz vardır bir kere siyaset sizi yakaladı mı kolay kolay bırakmaz diye ee, hocam eee şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Rusya'da biraz önce de canlı yayında Putin'le birlikte basın açıklaması yaptılar. Öyle anlaşılıyor ki birçok konuda hem fikir oldular ve özellikle de sınırımızda, yine hem Kuzey Suriye'de ve Irakla olan sınırımızda hareketlilik var. Canımızı yakan terör olayları oluyor. Türkiye'de buna tabii asla duyarsız kalmaz evet. ama çok ciddi manada mukavele veriyor. Ona ilgili bir görüşüm Şimdi şöyle, e, tabii bölge e, en fazla bizim üzerinde e, kafa yormamız, düşünmemiz, e, belli e, hareket tarzları ortaya koymamız gereken bir alan. Çünkü evet. bizim sınırımız. Tabii. Ne Amerika'yı bizim kadar ilgilendirir, ne Rusya'yı bizim kadar ilgilendirir, ne de oradaki Fransa'yı, bilmem e, Almanya'sını, Hollanda'sını bizim kadar ilgilendirir kimse bu bölgeyle niye bu kadar işli dışlısınız, niye bu kadar buranın içerisindir demeye bize hiç kimsenin hakkı yok. Bir kere baştan Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kardeşimiz burada eğer birisi soracaksa senin ne işin var hepinize benim sorma hakkım var öncelikle. Doğru. Bu kesin. Bunun dışında elbette zaten dünyadaki birbirinin alanlarına burnunu sokmaya kimsenin ihtiyacı olmasa dünya bu zulümleri, bu zalimlikleri, bu terörü, bu savaşları falan hiçbir zaman yaşamazdı. Demek ki insanlar ve devletler bu talep ve iddialarını, bu aç açgözlüklerini sürdürdüğü sürece bu sıkıntılar hepimizin çevresinde dolaşmaya devam edecek. E Rusya'da orada eee perçinleştirmeye, Amerika da olan, alanı kontrolünden çıkarmama noktasında bir mücadele içerisinde olduğunu görüyoruz. Biz öyle bir talep içerisinde de değiliz. Biz diyoruz ki kardeşim bizi rahatsız etmeyin. Bizi gelecekte rahatsız edecek bir şekillendirmeye gayret sarf etmeyin. Bizim başka bir iddiamız yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Sizlerin olduğu gibi. Bizim bir başka ülkenin iç işlerinde, iç işlerine karışma gibi bir arzumuz yok. Sizlerin olduğu gibi. Ve bunu Birileri kalkıyor bugüne kadar söylenmediği şekilde yüksek sesle söylüyor. E bundan o zaman ya yapmayın ya da yapıyorsanız rahatsız olmayın kardeşim. Şimdi Cumhurbaşkanımızın tabii kişiliğinden kaynaklanan bazı şeyleri e, yüksek sesle söyleme geleneği var. E bu lazım mıdır? Lazımdır. Yani bir şeyleri konuşmadığınız zaman, sümen altına sürdüğünüz zaman yok mu oluyor, kayıp mı oluyor? Hayır. Birbirinizi aldatıyorsunuz, karşı karşıya gelince... Her şeyi toz pembe gösteriyorsunuz ama alttan birbirinize arkanın döndüğünde bıçağı saplıyorsunuz. Bu insani de değil ahlaki de değil. Kişiler açısından da ülkeler açısından da. Hele ülkeleri yönetme erkinde ve rüştünde olan insanlar açısından hiç değil. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız taleplerini zaten çok net bir şekilde gittikleri ülkelerde oraların erk sahiplerine söyleyeceğini buradan giderken ifade etti. Yani Türkiye'de söylediklerin aynısını Sayın Putin'e de Amerika'ya seyahatinde de Sayın Trump'a da söyleyeceğini zaten şimdiden televizyonlarda söylüyor. Halkından, toplumdan gizli hiçbir talebi de yok. Evet. E, ve e, Rusya'da aslında açıklamalarda ben de gördüm. E, Suriye olayı e, siyaseten çözülmelidir diyor. E tamam. Öyleyse sizin orada efendim savaş uçaklarınız, askeriniz, Amerikan'ın orada efendim şöyle, e, e, PYD ile şundan bunla e, komandosu şudur budur. Ne işi var? Bırakın o zaman Cenevre'de toplanıyorsunuz, şurada toplanıyorsunuz. işte Suriye'nin dostları falan oralarda halledelim. O zaman ne işiniz var sizin Türkiye'de efendim sınırda e, zırhlı araçlarınızı dizip orada bir tampon bölge oluşturmaya çalışmakla? Peki bunları söylemeyecek miyiz? Yani bunlarla iyi geçinelim efendim birbirimize iyi geçiniyormuş dünya gözünde görünelim diye buralardaki yapmış yapmaya çalıştıklarını yarın başımıza ne büyük sıkıntılar getirebileceğini göre göre hayır mı diyeceğiz. Hayır bir şeyi mücadele edeceksek şimdi edeceğiz. Bunları da söyleyerek saklamayarak edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunları söylüyor. Gerekli tedbirleri Türkiye'nin güvenliği açısından da bölgesinde sıkıntının gelecekte de oluşması adına eğer dostumuzsa onların yapmasını bekliyoruz. Bu, bu da bizim doğal hakkımız ve bölgenin hassasiyetinden de kaynaklanan duyarlılığımız ve hakkımız. Ee, ve evet. buraya burada e, tarafsız kalmamız söz konusu değil. Yarın ben bunu şuna benzetiyorum. Efendim şimdi Amerika ile falan filan Rusya ile iyi geçinelim diye bu bölgede sessiz kalınırsa yarın şefkat elini uzattığımız Barış ve kardeşlik sürecinde Güneydoğu'da yaşadıklarımızı bir daha yaşayalım. Aynısını daha ziyadesiyle bu bölgede yaşama Hocam bir sorum daha olur. var. Buyurun. Onunla kapatacağız. Buyurun. Sorum şu, siz gezdiğiniz yerlerde, gittiğiniz bütün illerde eminim ki her EVET'e destek veren ve özellikle AK Partili olan yetkililere, etkililere şu talepler oldu. Efendim bu FETÖ temizliği artık başlanması lazım. Varsa AK Parti'nin içinde de bunun temizlenmesi gerekiyor. Ee, teşkilatlar gözden geçirilmeli. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı bir an evvel fiilen partinin başına hiç şüphesiz Sayın Başbakan da herkes çok sevdi. Çok başarılıydı. Hem parlamentoda bu yasayı geçirmede hem mitingleri dolu dolu geçti. Hakkari'deki mitingi dahi çok dolu geçti. Kars'ta tarihi bir miting evet. oldu. Ee, ama e, Cumhurbaşkanımız bir an evvel geçsin partinin başına temizlik yapılsın bu belediye başkanları içinde, il başkanları içinde, ilçe başkanları içinde ve milletvekilleri içinde. Bu talepler size de intikal etti mi? Ve son olarak şöyle size bırakacağım. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız hiç çekinmeden zaten bunları konuşmasında açıkça söyledi. Eğer gelip önümüzde ağlarlarsa, biz acınırsak acınacak duruma geliriz diye. Şimdi bunu Sayın Cumhurbaşkanımız bugün de diyelim. Sayın Cumhurbaşkanımız 2013'ten sonra özellikle eveliyatın da ben olduğunu hissediyorum daha ki evvelki konuşmalarına baktığınız zaman ama 2013'te zaten en sert şekilde, net şekilde deklar etti. Ve o zaman ben kendim Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuşmayı bir gün dinlerse şehadet edecektir. E, bu FETÖ sohbetleri başladığı zaman partide nasıl mücadele edilecek, ne yapılacak, ne edilecek bunlarla ben Sayın Cumhurbaşkanımızın da o zaman da bir toplantısında şunu kendi ifade ettim. Dedim ki. Evet. Efendim dedim. Şimdi parti içinde de bakın ve o zaman partinin ana kurmayları da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oturuyorlardı. Parti içinde de bu noktada sizin elbette bilginizin bizden daha derin. Çünkü devleti yönetiyorsunuz. devletin yönetiyorsunuz. Bilgilerinizin daha derin. Biz de size güvendiğimize göre siz bu mücadeleyi en üst seviyede başlattığınıza göre bizim artık burada düşünecek, efendim, e, kaygılanacak, endişe edecek, geri adım atacak halimiz yok. Herkesin en üst seviyeden en az sizin kadar bu mevzuya sahiplenip ve büyüklüğünün de farkındayız artık yavaş yavaş o zaman. Mücadele etmesi gerektiği ortada. Bundan geri kimsenin adım atmaması gerekiyor. E, ve Sayın Cumhurbaşkanımız da onu kafasıyla destekleyecek ve çevresindekiler de, de bu konuşmadan herkesin payına çıkacak kıssayı almaları gerektiği noktasında da bir ifadesi vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Evet. Yani bu yeni değil. Ta 2013'ten bu yana. Dolayısıyla o mücadele Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde bütün AK Parti teşkilatının sonsuz destek verdiği ve devletin de bunu zaten göstere göstere yaptığı bir mücadeledir. Asla geri adım atılmamalıdır. Asla mağdur edebiyatıyla kesintiye, en kıtaya uğratılmamalıdır. Çünkü biz o gece şunu gördük. Bu bir darbe de değildi. Bu bir işgal hareketiydi. Binlerce insanı gözünü kırpmadan acımasızca öldürebilecekleri bir geceyi yaşadık. 250 insanımızın şehit, 2500 insanımızın yaralandığı, gazı olduğu bir süreci hep birlikte görerek yaşadık. O gün benim yanıma şuralarıma bombalar düştüğünü gördüm ben. Ankara'daydık. Emniyetin yakınında meclise ulaşmaya çalıştığımız bir geceydi o gün. Evet. Dolayısıyla bunları görmemezlikten gelerek, ya iki tanesi de işte iki gün fazla yatmış da, aman aman kardeşim devleti elimizden al almak istedikleri bir geceydi. Elbette bir insanın haksız yere bir gün bile işte içeride kalması, işinden uzak kalması, e efendime bir sıkıntı yaşamasını gönlümüz razı olmaz. Ama elbette çok insanın birlikte ve böyle bir vahşi plan içerisinde olduğu bir süreçte ve bunların ne kadar saklı, gizli organizasyonlar olduğunu da hesaba katarak bazı sıkıntılar yaşanacaktır. Ama bunları devlet elinden gelen en hızlı bir şekilde, en adaletli, bir şekilde e, bu süreci yürütme gayreti olduğunu da biz biliyoruz. Hemen hemen siyasi olan her toplantıda herkesin hem fikir hep bir ağızdan aman bir an önce adalet yerini bulsun, haklılar haksızlardan ayrılsın, haksızla, haksız olanlar sıkıntılı olanlar cezalarını ziyadesiyle çeksin geri adım atılmasın ama bu sıkıntı içerisinde de bir şekilde onların kötü niyetleriyle bulaştırdıkları bir sürü ismini bir şekilde sızdırdıkları sisteme kattıkları insanlar da var bunlar da ayırt ayır, ayır edilsin yani yaşın yanında kurun yanında yaş da yanmasın ee, kesinlikle devletin bu duyguyla hareket ettiğine ben inanıyorum ve ben bu sıkıntılar başladığı zamanlarda Almanya'ya giden ve bunları oradaki insanımıza anlatan heyetin de içerisindeydim. İl il dolaşarak, toplantılar yaparak insanlarımıza bunu anlattım ve o zaman şunu demiştik. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın duygularını en iyi anlayan grubun içerisindeydik ve o duygumuzu insanımıza yansıtmıştık. Ben şöyle konuşmamda var. Bu adam en az PKK kadar, Abdullah Öcalan kadar bu ülke için tehlikeli bir adamdır. Evet. Abdullah Öcalan'ın ne kadar tehlikeli, ne kadar zalim, gaddar bir terörist olduğunu anlatmaya gerek var mı? Bu onun kadar tehlikelidir dediğimiz konuşmalarımız var. Mücadele AK Parti içerisinde nezdindeki mücadele böyle yürüyor. Elbette AK Parti büyük bir camia. Bunların da ne kadar kendilerini iyi sakladıklarını, kamufle ettiklerini ve e, görünmemek için her yolu mübah olarak kullandıklarını bildiğimiz bir örgütten bahsediyoruz terörist salim bir örgütten bahsediyoruz. Elbette sızmamış olması bu büyük camiaya düşünülebilir mi? Elbette vardır. AK Parti bunun mücadelesini yapıyor. Kimisini bertaraf ediyor, kimisini uzaklaştırıyor, kimisini e, tabii suçlu olanlar ayrıca bu organizasyon içerisinde bizzat bu olaylarda görev alanlara da yargıya teslim ediyor. Etme süreci de devam ediyor. Ben inanıyorum ki yeni süreçlerde daha da artarak devam edecek. Çünkü bunlara AK Parti içerisinde, hiç kimsenin ya bizim adamımızdı ya bunu da arada idare edelim. O şefkatle bakması mümkün değil çünkü Ak Parti'deki her insan şunu inanıyor: O gece en yakınımdaki adam fırsat bulsa beni öldürecekti. Evet. Biz bu, böyle bakıyoruz olaya. Doğru. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben Aldınıza teşekkür Sağlık. Ee, kıymetli izleyiciler, bir siyaset analizinin daha sonuna geldik. Canlı yayın konum Profesör Doktor Yunus Kılıç Beydi. Kendisi 24. dönem AK Parti Kars Milletvekili ve şu anda da Tarım Bakanımızın bilim danışmanı. Hem tarım politikaları, şu anda burnumuzun dibindeki gelişmeler sınırımızda ve en önemlisi de tabii ki referandum süreci. Hem genel olarak, mikro olarak da Kars ilimiz olduğu için değerlendirdik. Duygularınız için gönderdiğiniz mesajlar, Twitter, Facebook, Messenger ve SMS'leriniz ve birçok fotoğrafımızı da çekerek paylaştınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta çarşamba saat 20.30'da tekrar bir siyaset analistiyle yeni bir konukla buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.